Hepinize iyi günler. İş Bankası'na davetleri için teşekkür etmek isterim. Bu konferansın ana teması Türkiye'nin uzun vadeli modernleşmesi, özellikle de Türkiye'nin uzun vadeli iktisadi kalkınması. Bugün sabah bu konuda konuşmalar dinledik. Banka Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, sonra üç değerli dostum, iktisatçı arkadaşım, onların konuşmaları vardı ve Paul Krugman'ın konuşması. Hep bunlar aynı temalar üzerinde, benim konuşmam da bu tema üzerinde, kaçınılmaz olarak benim konuşmam da bugün konuşulan şeylerle kısım kısım örtüşüyor. Ama vurgu farklılıkları da var. Biraz başka şeyler de vurgulayacağım. Hem sabahkilere göre hem Profesör Paul Krugman'ın söylediklerine farklı olarak. Ben de uzun vadeli bir ufuk turu yapmak istiyorum. Ve burada Atatürk dönemine biraz daha yakından bakıp bunu bugün ve önümüzdeki dönemle karşılaştırmak istiyorum. Riskli bir şey ama bunu yapmaya çalışacağım. Belki diğer konuşmalardan biraz daha farklı olarak ben Cumhuriyet ve 100 yıllık bir perspektif yerine 200 yıllık bir perspektifle konuşmaya çalışacağım. Gene vurgu olarak daha yakın dönem konuşacağız ama 200 yıllık perspektif bir kere dünya ekonomisini anlamak için önemli. Son 200 yıl, bu sabah da değinildiği gibi, insanlık tarihinde çok farklı bir dönem. Son 200 yıl, işte sanayi devrimi ve sonrasında teknolojik gelişmenin süreklilik kazanması nedeniyle verimliliğin sürekli olarak arttığı ve ortalama gelirlerin dünya ölçeğinde hemen her ülkede arttığı bir dönem. Onun içinde işte yaşam koşulları, sağlık, pek çok şey son 200 yılda değişiyor. Şimdi biraz bizim konumuz Türkiye bu değişime ne zaman, ne ölçüde, ne kadar ayak uydurabildi? Yine değinildiği gibi bu sadece iktisatla ilgili bir konu değil. İktisadın dışında siyaset, bir ölçüde kültürel ve devlet aygıtında dönüşümler gerektiriyor bu modernleşme süreci. Benim özet olarak söyleyeceğim, Türkiye bu 200 yıllık hikayenin ilk 100 yılında çok zor bir işe başladı. Nedir? İşte Batı Avrupa'da yüzyılların birikimi sonucunda başlayan o teknolojik ve iktisadi patlamanın ya tepki verebilmek. Türkiye o Osmanlı 19. yüzyılında devlet aygıtında, sosyal yapıda, eğitimde tepki vermeye çalıştı ama ekonomide pozitif bir değişiklik yapacak gücü yoktu. Onun için ekonomide daha pasif ve dışarıdan
yönlendirilen bir model kabul etmek zorunda kaldı Osmanlı Devleti, tam da bilmiyordu. Ama Cumhuriyet o 19. yüzyıldaki iktisadi zaafların bilincinde olarak Cumhuriyeti kuran kadrolar ve Atatürk 20. yüzyılda daha farklı ekonomiyi vurgulayan bir tepki başlattılar. Ben bu perspektifle konuşmaya çalışacağım ve önce bu Cumhuriyet'in kurulması döneminde, Atatürk döneminde, erken Cumhuriyet dönemindeki koşulları biraz tahlil etmek istiyorum. Oralarda ne gibi bir tepki, nasıl bir tepki verilebildi? Benim önemli gördüğüm unsurları neydi? Bunu bugünkü koşullara taşıyacak olursak ne gibi paralellikler kurabiliriz, ne gibi dersler çıkarabiliriz? Bunu irdelemeye çalışacağım. ...19. yüzyıl... ...değindiğim gibi... ...başlarından itibaren... ...Batı Avrupa ile sonra... ...Kuzey Amerika ile... ...Orta Doğu ve bizim... ...coğrafyamız arasında... ...iktisadi olarak çok büyük farkların... ...olduğu bir dönem... ...hatta bu farkların da giderek... ...açıldığı bir dönem... ...grafik de göstermek istiyorum size birazdan... Osmanlı, hepimiz biliyoruz artık ders kitaplarında da bu yazıyor. Bu 1830'larda imzalanan serbest ticaret anlaşmaları var. Osmanlılar bu serbest ticaret anlaşmalarının uzun vadeli sonuçları hakkında çok bilinçli değillerdi, çok bilgi sahibi değillerdi. Ne de olsa bu yeni bir olgu. Ama Osmanlılar... Batı Avrupa'yı, özellikle İngiltere'yi siyasi olarak yanlarında görmek istiyorlardı. Siyasi desteğe ihtiyaçları vardı. Onun için İngiltere'de başlayan sanayi devriminin öncü gücü, İngiltere'deki sanayi burjuvazisine de bu destek karşılığında bir ödün sunmak amacıyla da, ki bunu, bu olayı biraz son yıllardaki araştırmalarla da öğreniyoruz. Osmanlılar çok radikal bir serbest ticaret anlaşması imzaladılar. Gümrük tarifeleri, ki bakın 200 yıl geçmiş aradan, hala dünya gümrük tarifelerini konuşuyor. 19. yüzyılda Osmanlıların imzaladığı ticaret anlaşmalarında gümrük tarifeleri radikal biçimde düşük tutuldu. Belki o ilk yıllarda çok fazla şey değiştirmedi ama yüzyılın ilerleyen bölümlerinde bu ticaret anlaşmalarını Osmanlıların tek başlarına değiştiremez olması, yani bu anlaşmaların çift yanlı olarak imzalanmış olması Osmanlıların elini kolunu bağladı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu anlaşmalardan vazgeçilemedi ve böylece sanayinin, daha doğrusu geleneksel manifaktürün diyelim, ithal mallarının rekabeti altında gittikçe gerilediği ve ekonominin giderek daha fazla tarımda uzmanlaştığı yapılar ortaya çıktı. İşte bunu biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı. Osmanlı'nın bir başka özelliği, bugün sabah da değinildi, şu açıklar, bütçe açıkları, bu bizim uzun vadeli, benim kanaatim, DNA'mıza epey işlemiş bir şey bu bütçe açıkları. Devlet, kamu bütçesindeki açıklar, bunlar uzun yüzyıllar, 1850'lere kadar içeride taşişle, yani bugünkü ne benzer, para basmaya benzer, enflasyon yoluyla bu bütçe açıkları finanse edilmişti. 1850'lerden sonra dış borçlanmayla
finanse edildiği için kısa sürede o dönemin güçlü ülkelerine karşı büyük borçlar biriktirildi. Sonra işte düğün-i umumiye, mali kontrol, mali denetim ortaya çıktı. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü Atatürk, İnönü, o kuşak bu mali koşulların içinde büyüdüler. Atatürk'ün doğduğu yıl Düğün-i Umumiye'nin de kurulduğu yıldır. Düğün-i Umumiye Osmanlılar için Batılı alacaklıların maliye üzerindeki kısmi kontrolü demek. Bu büyük bir şok. Siyasi çok, aynı zamanda epey devlet içinde bir hayli utandırıcı. Nasıl oldu da koskoca Osmanlı Devleti bu duruma düştü? Şoku. İlerleyen yıllarda, yani 1880'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar 30 yıl Osmanlılar bir mali devlet maliyesini teslim etmiş. Ondan sonra da her yıl ek yeni borç almak için çeşitli pazarlıklar, ödünler vermek zorunda. Böylece sanayisi zayıf bir ekonomi, özellikle borçlar nedeniyle ama askeri güçsüzlük, siyasi güçsüzlük nedeniyle bağımlılıklar içinde bir ekonomi, Cumhuriyet'in devraldığı ekonomi, böyle bir ekonomi, Cumhuriyeti kuranların içinde büyüdükleri ekonomi, böyle bir ekonomi. Bunlara başka bir şey daha ekleyelim. 1912'den 1922'ye kadar bildiğiniz gibi 10 yıl neredeyse kesintisiz savaş dönemidir. Bu savaşlar da büyük tahribata yol açmıştır. Onun için biraz sonra göstereceğim grafikte bir de onların etkisini de ayrıca düşünmek gerekir. Bu savaşlar da büyük tahribat yaratmıştır. Yani 1922-23'te Cumhuriyet kurulurken bu savaşların tahribatı, yarattığı fizik, insan tahribatı hala çok canlıydı. Şimdi size bir tane grafiğin çeşitli varyasyonlarını göstereceğim bugün. Bu grafiğin Türkiye ile ilgili bölümleri benim çalışmalarıma dayanır. Diğer ülkelerle ilgili bölümleri Angus Madison ve diğer başka iktisatçıların çalışmalarına dayanır. Bu grafiği de sonuçta ben çizdim ama bugün konuşulan pek çok temayı bu grafik üzerinden de anlatabilmek mümkün. İzninizle bir de ufak reklam yapayım. Bu grafiği benim İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Türkiye'nin 200 yıllık iktisadi tarihi kitabımda bulabilirsiniz. Bu kitabın Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle geçen sene ikinci baskısı yayınlandı. Dışarıda da duruyor. Şimdi bu grafikte şunu göreceksiniz. Değinildi. 200 yıldır teknolojik gelişme ile verimlilik artışları yaşanıyor. Kişi başına gelirler sürekli artıyor. 200 yılda dünya ölçeğinde kişi başına gelirler yaklaşık bugüne kadar 200 yılda 10-12 kere artmış. 10-12 kat artmış kişi başına reel gelir. Ben bu grafikte üstteki %100 çizgisini aslında yatay olarak düşünmeyin, o sürekli olarak artan bir gelirin her yıl için, oradaki her yıl için o geliri, artan geliri 100 kabul edersek biz neredeyiz onu gösteriyor. Batı Avrupa, ABD ortalaması hep %100 kalırsa, bakın 19. yüzyılda Türkiye eğrisi Güney
doğuya doğru düşmekte. Yani 19. yüzyılda Türkiye ile o zamanın sanayileşmekte olan ekonomileri arasındaki fark 19. yüzyılda artmakta. Ne olmuş? Bu fark kabaca 1'e 2'den 1'e 3'e kadar yükselmiş 1913 itibariyle. Ama onun üzerine bir şey daha koyalım. 1912 ile 22 arasındaki tahribat, o da çok ciddi, %30-%40 kadar düştü kişi başına gelir o savaş yıllarında. O zaman 1922'de İstiklal Savaşı kazanılmış, 22-23'te Cumhuriyet'in kurulması aşamasına geldiğimizde aradaki fark 1'e 5 mertebesinde ve şöyle söyleyelim, bu eğrinin en düşük noktasında, 19. yüzyıldan itibaren en düşük noktasında Cumhuriyet kuruluyor. Onun için Cumhuriyet'in ekonomi vurgusu çok anlaşılabilir bir şey. O Cumhuriyet'i kuranlar iktisatçı olmalarına gerek yok. İktisaden zayıf olmanın siyasette, dış ilişkilerde ne anlama geldiğini, askerlikte, savaşta ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Burada o grafiği biraz eklemeler yaptım. 19. yüzyıl tarafıyla şimdi başlayalım. İlerleyen bölümlere de değineceğim ama görüyorsunuz burada 19. yüzyılla ilgili olarak ilginç bir tablo var. O da şu. Bizim konumumuza yakın, yani geç sanayileşen ülkeler grubunda, bunun içerisine İtalya, İspanya ve İran, Mısır hepsi 19. yüzyılda aynı şeyi yaşadılar. İtalya, İspanya, İran, Mısır hepsi, bunların içinde İtalya ve İspanya 1870'lerden itibaren yavaş da olsa sanayileşmeye başladılar. Ama hepsi 1913'e kadar kendilerinin ortalama geliriyle Batı Avrupa, ABD ortalaması arasındaki makasın açıldığını gördüler. Biz de onun bir parçasıyız. Yunanistan aynı şekilde. Nedir bunun anahtarı? Bunun anahtarı sanayileşme. 19. yüzyılda Osmanlı'da, İran'da, Mısır'da sanayileşme yok. Hatta negatif. İtalya'da, İspanya'da zayıf kalıyor. Buna karşılık Batı Avrupa'da, Amerika'da çok daha güçlü. Makasın açılmasının temel nedeni budur. Evet, şimdi Cumhuriyet bu ekonomik makasın giderek açıldığının bilincinde geçen sene İzmir İktisat Kongresi çok konuşuldu. Daha Cumhuriyet kurulmadan, daha Lozan barış anlaşmaları, barış müzakereleri sürerken, Lozan için verilen arada Atatürk'ün İzmir'de bir Türkiye İktisat Kongresi toplaması ve kendisi bu kongrenin açılış konuşmasını yapması bir rastlantı değil. Diyor ki, önce kendi kamuoyuna, bizim için ekonomik gelişme çok önemli bir hedef. Dışarıya da bu mesajı veriyor tabii. Ve ekonomik gelişme ve o kuşak sanayileşmenin temel merkezdeki yerinin büyük hayati öneminin farkında. Şimdi Lozan'a hakkında da bir iki şey söylemek isterim. Lozan'da dış borçlar konuşuldu. Sonuçta o kadar önemli değil diye düşünüyorum. İzin verin böyle biraz iddialı konuşayım. Lozan'daki
borçlarla ilgili meseleler daha ikincildir. Kapitülasyonlar önemlidir ama bunlardan daha önemli olan bence bu gümrük tarifelerinde Cumhuriyet'in kendi gümrük tarifelerini, kendi ticaret politikasını, kendisi belirleme hakkını uzun mücadelelerden sonra geri almasıdır. 1838'de yapılan anlaşmadan tam 90 yıl sonra ancak 1929 yılında Türkiye Devleti, yeni Türkiye Devleti kendi gümrük tarifelerini kendisi belirleyebiliyor. Bir de tabii Birinci Dünya Savaşı sırasında onu yapabildi, savaş nedeniyle yapabildi ama hukuki olarak yapamamıştı. Burada Cumhuriyet'in ekonomiye çok önem vermesi, bu gümrük tarifelerinin sanayileşme yolundaki önemini kavraması çok önemlidir. Ama benim konuşmamdaki önemli temalardan biri, bugün Türkiye'yi, Profesör Krugman'ın da belirttiği gibi Türkiye'yi dünyadan soyutlayamayız. Dünyadaki gelişmeler her zaman Türkiye'yi etkilemiştir. Bütün dünyada da 19. yüzyılda bu gelişen bölgelerin kendi gümrük tarifelerini kendilerinin belirleyemediği bir dünyadan Birinci Dünya Savaşı sonrasında nazik diplomatik iktisat literatüründe tarife özerkliği denilen dünyaya geçildi. Yani Arjantin'den sömürge olmayan pek çok diğer ülkelerde de 1920'lerden itibaren bağımsız ülkeler kendi gümrük tarifelerini kendileri belirleme hakkını elde etmeye başladılar. Lozan'daki ekip bunu gördü ve sonunda bu gümrük tarifelerini belirleme hakkını elde etti. Hedef sanayileşme, yine ertesi yıl İş Bankası kuruluyor. Oradaki model özel sektörü güçlü bir ülke ekonomisi kurabilmek. İş Bankası da bu modelin çok önemli bir parçası. Çok uzun süre geçmedi. 29 yazında Türkiye Lozan'ın sağladığı haklarla gümrük tarifelerini yükseltiyor. Yaz aylarında 1929 Ekim yılında New York borsası çöktü. Tabii o zaman hemen dünya bunalımının başladığı gibi bir sonuç çıkmadı bundan. Ama zamanla dünya bunalımının geldiği ve kolay kolay da gitmeyeceği anlaşıldı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin hegemonyası sona ermiş. Galip ülkeler İngiltere ve Fransa Almanya'yı cezalandırmak hevesiyle Avrupa'da çok büyük bölünmelere yol açmışlar. Ve ondan sonra da 1930'larda siyasi olarak ülkeler arası, gelişmiş ülkeler arası koordinasyon bir daha sağlanamadı. Bizim Atatürk dönemi politikalarını anlayabilmemiz için bu çok önemli. Yani bu İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika bu ülkeler arasında koordinasyonun sağlanamaması, bir hegemonyacı ülkenin olmayışı, Türkiye gibi bağımsızlığını koruyabilen ülkelere bir fırsat alanı yarattı. Ben erken dönem Cumhuriyet'in bu fırsat alanını çok iyi kullandığını düşünüyorum. Tabii 1929'da başlayan dünya bunalımı da Türkiye'nin sanayileşmesi gerektiğini bir kez daha çok net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü 29-30'dan itibaren
tarım mallarının, ihraç ettiğimiz tarım mallarının fiyatları çok dramatik bir şekilde düşerken, sanayi mallarında düşüş daha sınırlı kaldı. O zaman sanayiye dayanan, korumacılık ve sanayiye dayanan bir modelin anlamlı olacağı bir kez daha görüldü. Ve biliyorsunuz 30'dan sonra giderek özel sektörün daha zayıf kaldığı, gayrimüslimlerin Türkiye'den ayrıldığı, kaybettiğimiz o kesimin yerine Müslüman girişimcilerin daha cılız kaldığı bir ortamda devlet bu boşluğu doldurdu ve devlet sanayileşmede devlet 1930'larda önemli bir rol oynadı. Şimdi buradaki grafikte bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi bu kırmızı veya diğer ülkelerin grafiği ne zaman yukarıya doğru giderse iktisatçılar buna convergence yahut yakınsama diyorlar. Ne zaman aşağıya giderse Batı Avrupa ABD ortalamasına göre buna da divergence ayrışma diyorlar. Bakın Cumhuriyet'in erken döneminde 1939'a kadar izlenen korumacılık ve sanayileşme politikaları ile bir yakınsama var. Ama İkinci Dünya Savaşı ile beraber Türkiye savaşa girmediği halde büyük bir darbe aldı. Onun için en azından kişi başına ortalama gelirde 1939'a kadar sağlanan kazanımlar İkinci Dünya Savaşı yıllarında geri verildi. Şimdilik bu kadarla devam edeyim. Bugüne doğru gelelim. Türkiye her zaman yani 200 yılda izlediği iktisat politikaları ve izlediği sanayileşme modeliyle her zaman dünya koşullarından etkilenmiştir. Biz bir yerde jeopolitik yerimiz, konumumuz nedeniyle dünyanın gidişatından çok farklı şeyler yapamıyoruz. Belki kendi menfaatimiz için ama belki bir yandan da buradaki izlenen iktisat politikaları, iktisat modelleri yanı başımızdaki daha güçlü ülkelerin modellerinden etkilendiği için iktisadi olarak veya siyasi olarak. Ve Türkiye son 200 yıldır her zaman dış koşulların sunduğu fırsatlarla uyumlu bir sanayileşme modeli izlemiştir. Bu sanayileşme modeli 19. yüzyılda yoktu yahut negatifti. Ama belirttiğim gibi iki dünya savaşı arasındaki dönemde dünya koşullarının sunduğu fırsatlarla Türkiye korumacılık kendi içine kapanarak güçlü bir tepki verebildi. Ondan sonra 60'larda işte biliyorsunuz planlama yoluyla sanayileşme var. Ve burada devlet önemli bir rol oynadı planlar ve planların yönlendirmesiyle. Ama sanmayınız ki Türkiye 60'larda ve 70'lerde planlama ile sanayileşme yolunu benimserken dünyaya aykırı bir şey yapmıyordu. Yapmadı. Bilakis 60'larda 70'lerde bu neoliberal iktisat yoktu. Türkiye'ye sanayileşmeyi Türkiye'de de devlet planlama yoluyla sanayileşmeyi Türkiye'de de savunanlar vardı. Ama OECD gibi büyük kuruluşlar da Türkiye'de planlamanın kurulmasını öneriyorlardı. Bazılarınız duymuştur. 1960 yılında 27 Mayıs darbesinden önce OECD'nin önerisiyle Hollandalı iktisatçı Jan Timbergen Türkiye'ye geldi. Kendisine küçük bir oda verilmiş Ankara'da. Orada kendi başına çalışmalar yapmış. İşte planlama olsun falan. Ama ondan sonra, bunu da duymuşsunuzdur belki, ama ondan sonra
o dönemki hükümet, yani 60 yılda Demokrat Parti, şöyle söylenir, biz plan değil, pilav istiyoruz dediği söylenir. Daha piyasa yanlısı bir şey istiyoruz dediği söylenir. Ama planlama 27 Mayıs'tan sonra uygulanmaya başladı. 60'lardan 1980 yılına kadar Türkiye'nin sanayileşme yolunda aldığı mesafeyi küçümsemeyelim. Bir başka şey daha oldu. Hızlı kentleşme ile beraber ekonominin ağırlığı giderek tarımdan kent ekonomisine kayıyor. Sanayileşmenin, sanayinin toplam milli gelirde ve istihdamdaki payı artarken giderek daha ilerleyen 10 yıllarda hizmetlerin payı da artmaya başladı. Bugün hizmetlerin Türkiye ekonomisi milli gelirdeki payı %50'nin %65-70 oranındadır. Sanayileşmede ise benden önce konuşan arkadaşlarımın ve Paul Krugman'ın dediklerine katılıyorum. Türkiye çok fena değil ama biz Cumhuriyet çocukları olarak eğer iddiamızı koruyacaksak bugüne kadar ve özellikle son dönemde Türkiye'nin sanayileşmede geldiği yeri kabul edemeyiz. Uzun vadeli bakarsanız çok kötü değil. Çok kötü değil ama çok daha iyi olabilir. Bakın şimdi 1980'den günümüze doğru bakacak olursak özellikle 1950 ile 80 arasında yakınsama zayıf kalıyor. Yani Batı Avrupa ve ABD ile aramızdaki kişi başına ortalama gelir makasını zayıf kapatıyoruz. Son dönemde biraz daha iyi. Bunun bir nedeni de işte Avrupa ve Amerika'da kişi başına gelir artışlarının yavaşlamış olması. Biz burada şu Türkiye ile ilgili kesik kırmızı çizginin sağ tarafında açık olarak yakınsamayı görüyoruz. Ama öte yandan biliyoruz ki Türkiye'de bazı şeyler değişse çok çok daha iyisi olabilir. Onun için ve bu gelişmeleri ben 2020 yılını aldım. 1980 ile 2020 yılı arasında başka orada nokta görmüyorsunuz. Onu uzun vadeli bir trend olarak kabul edin ama son 15 yıl Türkiye'nin bu yakınsama sürecinde hepimiz yaşayarak görüyoruz. Çok da başarılı olduğu bir dönem değil, daha başarılı olabileceğimiz bir dönem. Burada aynı grafiği dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştırarak da görebiliyoruz. İşte Japonya, Güney Kore bunlar yakınsamanın hızlı yaşandığı başarılı iktisadi kalkınma örnekleri. Ondan sonra bir önceki grafikte İtalya, İspanya, onların nasıl Batı Avrupa, ABD ortalamalarına yaklaştığını görüyorsunuz. Türkiye'nin aynı yakınsama eğilimi sınırlı kalmış. Biz Afrika, sonra Güney Amerika, Mısır, İran'a göre 1980 sonrasında daha iyiyiz. Şöyle burada da 1980 sonrasında İran'a, Mısır'a göre daha iyiyiz. Ama başarılı örneklerle karşılaştırıldığında durumumuz o kadar parlak değil. Şimdi konuşmamın son bölümünde bugün konuşulanlardan biraz daha farklı olarak Paul Krugman'ın anlattığı hikayeyi
tamamlayıcı bir başka boyuta değinmek istiyorum. O da ekonominin ekonomide devletin yeriyle ilgili. Hepimiz biliyoruz 1980'den beri tüm dünyada piyasa yanlısı politikalar egemen oldu. İşte neoliberal diyoruz. Devletin ekonomideki yeri tüm dünyada küçüldü. Bunu ABD, Avrupa bunu daha çok yaptı. Özellikle ABD bunu yaptı. ABD çok başarılı olamadı. Bugün ABD'deki yaşanan kutuplaşmaların altında bu başarısız iktisat politikaları yatmaktadır kanımca. Çok kızgın bir işçi sınıfı var. Çünkü işçi sınıfı son 40 yıl içerisinde konumunu kaybetti. Şimdi de Trump'ı destekliyor. Buna karşılık Çin, siz o neoliberal politikalarınızı izlemeye devam edin, biz bildiğimizi okuyacağız dediler. Onlar devlet desteğinde başarılı bir sanayileşme örneği verdiler. Bugüne kadar böyle. Onun için şu grafikte de gördüğünüz gibi Çin'in hızlı bir yükselişi var, yakınsaması var 1980'den günümüze kadar. Çin'e bağlı olarak Doğu Asya, Güneydoğu Asya, diğer Doğu Asya ve Güneydoğu Asya ülkeleri de sanayileşmede başarılı oldular. Oralarda da işte en önemli Singapur, Tayvan, Hong Kong, Tayland, evet. Bu ülkeler korumacılığı ve devlet müdahaleciliğini başarılı bir şekilde uygulayarak sanayileşmede ve gelir artışlarında bir hayli mesafe aldılar. 40 sene sonra Amerika bu kızgın işçi sınıfının protestolarının da etkisiyle Amerika'da iktisat politikası uyanıyor. Biz bir şeyleri yanlış yaptık. Biz geride kaldık. Ve Çin'le rekabette geriliyoruz. Görüşü ağır basıyor. Bu görüşü Trump gündeme getirdi ama artık Biden ve demokratlar da bu noktadalar. Ve industrial policy, sanayi politikaları Amerika'da artık yeni ortodoksi olma yolunda Biden yönetimi çok büyük miktarlarda devlet harcaması yapıyor. Stratejik bazı sektörlerde hamle yapabilmek için. Avrupa'da da ilginç bir şekilde son iki hafta, geçen hafta açıklanan Draghi raporu da Avrupa'nın yeni bir sanayileşme stratejisine ihtiyacı olduğunu vurguluyor ve bu yeni strateji içerisinde devlete yeni bir görev konuşuluyor. Avrupa'da da sanıyorum bu görüş ağır basmakta. Hani şöyle diyelim, dünya burada biraz farklı bir şey söyleyeceğim yahut hiç olmazsa bugün konuşulanlardan farklı bir şey söyleyeceğim. Dünya devletin ekonomideki yeri açısından yeni bir döneme girdi, girmenin eşiğinde. Henüz gelişen ülkelerde bu yeterince hissedilmiyor ama 1980'lerin piyasa ortodoksisi artık geride kaldı. En başta en gelişmiş ülkelerde de o 1980'lerin piyasa yanlısı tavırlar artık konuşulmuyor. Bu dönemde tabii her şeyden önce sanayinin önemini vurgulamak lazım. Sanayi ekonominin motor gücü.
Sanayide hep en hızlı verimlilik artışları sanayide sağlanıyor ve oradan sanayide sağlanan verimlilik artışları ekonominin diğer sektörlerine ne yayılıyor. Tabii bu Türkiye'nin geldiği noktada sadece sanayileşmeyle bir strateji kuramayız ama sanayileşme artı hizmetlerde devlet desteğiyle verimlilik artışları ve teknolojinin basamaklarını yukarıya doğru tırmanmak tırmanmak hedef olmalı. Şöyle bir birleştireyim. Paul Krugman'ın bu nearshoring Avrupa ekonomisine yakın olmanın sağladığı jeopolitik coğrafi avantajlar ile önümüzdeki dönemde devlet destekli sanayileşme ve hizmetlerdeki teknoloji verimlilik artışlarının önümüzdeki dönemde birlikte yürümesi çözüm olacak diye düşünüyorum. Ama burada şunu da görelim. Şu anda Türkiye'de bizim devletin ekonomideki yeri, devletin konumu ve devletin işleyiş biçimi şu anda buna hazır değil. Bugünkü devlet anlayışıyla bizim yeni dönemde devlet destekli bir hamleye hazır değiliz. Daha farklı bir devlet müdahaleciliği anlayışına ihtiyacımız var. Bu gelinen noktada dünyada pek çok ülke zaten bir arayış içerisinde. Devlet müdahaleciliği deyince 1930'ların devletçiliğini kastetmiyoruz. Bu değil. 1960'ların kalkınma planlamasını kastetmiyoruz. Bu değil. Ama değişen dünyanın koşullarına uyan ve yandaşlık değil, gerçek iktisadi kalkınmayı destekleyecek bir devlet müdahaleciliğine ihtiyacımız var. Ve nasıl olacak? Burada bence özel sektöre de çok iş düşecek. Devlet müdahaleciliğinin başarılı sonuçlar verdiği örneklere bakarsanız, tabii daha çok Doğu Asya, Güneydoğu Asya bunları kastediyoruz ama oralara bakarsanız bu devlet müdahaleciliği sürecinin özel sektörle etkileşim içerisinde yürümesi daha verimli sonuçlara yol açıyor. Yani özel sektör de sorumluluk almalı. Belki bugünkü koşullarda bu daha zor ama orta vadede, uzun vadede özel sektörde bu devlet müdahaleciliğinde şöyle daha olumlu rol oynamalı. Korkarım Türkiye'de özel sektör devletle yüz yüze teke tek ilişkiyle her şirket, her şahıs kendine bazı ayrıcalıklar sağlamaya çok alıştı. Bu sabah da değinildiği gibi belki o kişileri, o firmaları kısa bir süre için kurtarır gibi oluyor. Fakat toplama baktığınızda bu çözüm yolu değil. Onun için belki özel sektörün bu işleri biraz daha kolektif yapması gerekiyor. Devletle işbirliğini, koordinasyonu daha kolektif yapması gerekecek. Evet, yeni dönemde sanayileşme için, daha doğrusu sanayileşme ve hizmetler sektöründe daha yüksek teknolojilerle üretim yapan, daha yüksek verimle üretim yapan bir yapı için
devlete ihtiyacımız var. Ama bizim onlar kadar onlardan önce acil olarak başka konularda ev ödevleri yapmamız gerekiyor. Hukuk. Bugünkü hukuk anlayışıyla sadece demokrasi açısından değil, ekonomide de daha ileriye gitmemiz, daha olumlu bir tablo beklememiz mümkün değil. Eğitim, eğitimde de çok geri kaldık. Vakit olsa bugün sabahki konuşmacının eğitimle ilgili söylediğiyle ilgili ben de yorumlar yapmak isterim ama ben uzun vadede baktığımızda maalesef 20. yüzyılda Cumhuriyet'in eğitim konusunda çok zayıf yapıları devraldığını ve gelir düzeyi Türkiye'ninkine yakın olan ülkelerle karşılaştırıldığında çok da başarılı olamadığını düşünüyorum. Çok elit yetiştiren, elit eğitimi veren okullarımız var, üniversitelerimiz var. Ama Türkiye geneline baktığımızda eğitim sistemimiz çok başarılı değil. İşte işin içerisine siyaset girince daha da işler güç oluyor. Yeni de farklı bir devlet anlayışı, hukukta çok farklı bir şeye nasıl geçeceğiz? Bunlar için siyasette büyük değişiklikler gerekiyor. Eğitimde bir hamle gerekiyor ve son olarak biz Türkiye'nin dünyadaki yerini, hangi bloğa ne kadar yakınız, hangi blokla nasıl ilişki kuracağız? Yani dış politika dediğimiz şey artık bu da bizim uzun vadeli iktisadi gelişmemizi, sanayileşmeyi, verimlilik artışlarına, teknolojik gelişmeyi çok etkileyen duruma geldi. Türkiye'nin bu konuda da daha net kararlar alması ve yönünü belirlemesi gerekiyor. Benim kişisel görüşüm, bizim Avrupa ile daha güçlü, daha net ilişkiler kurmamız yönünde ve onun içinde gerekli siyasi dönüşümleri yahut hukukta geniş dönüşümleri, reformları gerçekleştirmemiz yönünde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.